Sevgili dostlar merhaba. Ben Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir haftadayız. 3-9 Temmuz haftası Vedik Astroloji ve Sidereal Zodiac'a göre bu sefer burçları anlatmak üzere karşınızdayım. Biliyorsunuz dünkü genel etkiler videosunda bu haftanın niye bu kadar önemli olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nasıl faydalanabileceğimizi detaylarıyla anlattım. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda şimdi tüm bu etkilerin burçlara göre yansımalarını size aktarmaya çalışacağım. Her şeyden önce öncelikle her birimizin en yüksek hayrına tüm bu enerjilerin seyretmesini, en yüksek şekilde faydalanmanın nasip olmasını canlı gönülden tekrar temenni ederek videoya başlamak istiyorum. Ve Koç Burcu ile başlayalım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar başta olmak üzere bu hafta bir dolunay var ve aynı zamanda Mars bir süredir, kişisel alanlarınızla ilgili noktaya bir yerleşmeye ve burada bir denge bulmaya gayret ediyordu. Şimdi bu hafta artık Mars bu alanda derecelerini düzeltti ve dolunay enerjisiyle de önemli etkileşimler, önemli açılar yapacak. Dolayısıyla da uzun süredir peşinde olduğunuz, uğraştığınız, bir şeyi tamamlamaya çalıştığınız, yarım giden, belirsiz giden konuların netleşmesi, artık sonuca ulaşmanız... Önemli sonuçları almanız adına aktif enerjileri olan bir hafta geçirme potansiyeliniz var. Yakın çevrenizle ilgili konular, mücadele ettiğiniz alanlar, yakın çevrenizle ilgili çözmeye çalıştığınız konularla ilgili de... ...yine bu haftanın enerjileri sizi son derece aktif tutmakta ve bu alanlara da yine odaklanmanız söz konusu olacak. Bir taraftan da aynı zamanda özellikle Merkür'ün etkileşimleri, yeni yerleşimi nedeniyle ev, yuva alanlarınız belki alım satımlarınız, ticari konular, içeride dengelemeye çalıştığınız, kendi iç dengeleriniz adına dengelemeye çalıştığınız konularda güzel sonuçlar alma potansiyeliniz var. Özellikle haftanın ikinci yarısı ile birlikte bu anlamda da sonuç almak, ticari konular, ev alanları, gayrimenkuller, bunların alım satımları, belki kiralanmasıyla ilgili güzel etkilerin hasıl olacağı enerjiler aktif olacak. Çünkü bu noktalarda Merkür önemli kontaklar yapacak aşk ve ilişkilerde duygusal hayatınızda kişisel alanlarınızda kişisel tercihlerinizde yine aktif bir enerji var. Bu hafta ile birlikte dengeler yerine oturuyor. Kendi isteklerinizi yapmaya çalıştıklarınızı daha rahat ortaya koyma, bu alanda ya, verdiğiniz belki mücadeleyi, bir ilişkiyi derleyip toplamak, bir ilişkide bir şeyleri dengeye koymak, kişisel bir alanınızda bir konuyu yerine oturtmak adına, kendiniz netleşmeniz adına her şeyin çok daha açık ve e, projeksiyonların sizin adınıza net göreceğiniz şekilde önünüze düşeceği etkiler söz konusu olacak. Kariyer ve iş alanlarında çarşamba ve perşembe etkileri son derece aktif. Ee, bu anlamda işleriniz varsa yine çarşamba ve perşembe çok rahatlıkla e, denk getirebilirsiniz. E, dünkü genel etkiler videosunda da söyledim. Yalnız Venüs'ün bir kontağı var. Bu hafta estetik veya benzer ve kişisel bakımınızla ilgili önemli bir işiniz varsa pazartesi ve çarşambaya almadan ilerlemeniz son derece önemli olacak. Diğer taraftan bir girişiminizle ilgili bir imza ile ilgili bir şeyi toparlamaya çalıştığınız bir konuyla ilgili sizin için önemli bir alanla ilgili çok özel ve beklenmedik bir şans ve fırsat elde etme etkisi bu hafta son derece açık. Şansın, kısmetin, bir şeylerin toparlanmasıyla ilgili önünüzün açılmasının açık olduğu etkilerden geçeceksiniz sevgili koçlar. Bu haftanın enerjileri içerisinde sosyal alanlar, yakın çevrenizle ilgili konular arkadaşlar bu noktalarda biraz daha perşembe ve cuma etkileri aktif olacak. Sirius'un bu enerjileri, bu bahsettiğim e, özel etkileri de yine hem girişim alanlarınızı hem de başkalarından beklemediğiniz destekleri almanız, bir hayalinizi, bir hedefinizi gerçekleştirmek adına önemli bir desteğin oturmasıyla ilgili özel etkiler barındırmakta. Dikkat etmeniz gereken bu hafta hafta sonu enerjileri ay cumartesiden itibaren arka alanınıza geçecek. Bu etkide biraz daha kalabalıklardan uzak kendi alanlarınıza çekilmeniz gerektiğini gösteriyor. Hafta başından itibaren özellikle perşembe gününe kadar yoğun bir tempo sizi bekliyor. Ondan sonra biraz daha hani işlerinizi planlamalarınızı buna göre değerlendirin ama hafta sonu çok kalabalıklara girmeden içsel enerjileriniz de yüksek olacak ama ee, kendi enerjinizi dengelemeniz adına son derece önemli. Çok kalabalıklara girmeden daha biraz sakin geçirmeye, sağlığınıza dikkat edin. Uyku problemleri artabilir özellikle hafta sonu. Bu noktada da biraz daha özenli olmaya gayret edin. Negatif enerjili kişilerden özellikle cumartesi etkilerini yönetirken sizi zorlayacak insanlardan çok iletişim içinde olmadan bu alanı yönetmeye çalışın. Cumartesinin sert etkileri var çünkü. Sizin için bu nokta bir parça daha önemli. Sosyal alanlarda arkadaşlarınızla iletişimde bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir sevgili koç burçları. Evet sevgili koç burçları bu hafta boyunca Rahu burcunuzda Vedik Astroloji ve Sideraz Zodya göre de yine çok şans ve bereket bolluk getiren özel bir ...yıldızda konaklayacak... ...etkisi bu hafta boyunca devam edecek... ...dolayısıyla pozitif enerjiden ayrılmayın... E, ...isteklerinizi, arzularınızı... ...hayatınızda almak istediklerinizi... ...özellikle perşembe günü... Sirius güneş kavuşumuyla da... ...etkin olacak bu enerjiden... ...sizin adınıza yüksek şekilde... ...faydalanma şansınız da var... ...dilerim ki en yüksek ayrılınızı... ...en güzel şekilde değerlendirmek... ...sizin adınıza nasip olsun... ...güzellikler sizinle olsun... ...sevdiklerinizle kolaylıkla güzel bir hafta iyi dolunay enerjileri geçirirken şansın, bolluğun, mucizelerin size hep takip etmesini canı gönülden temenni ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları boğa olanlar başta olmak üzere yine sizin adınızda da özel etkiler var. Öncelikle dünkü genel etkiler videosunda detaylarıyla anlattığım Sirius güneş kavuşumu bu hafta sizin parasal alanlarınız, tüm bu noktalarınızda değerlerinizle ilgili noktalarda hayli etkin olacak. Aynı zamanda Merkür burç değiştiriyor. Para alanlarınızdan girişim alanlarınıza geçecek. Ticari konularda uğraşlarınız varsa e ee, yazımla ilgili ya da akademik konularla ilgili bir takım uğraşlarınız, etkileşimleriniz varsa bu anlamda bir çarlımı bir ayarlayayım bakayım kuzumu ha. Bu anlamda Hayli destekli enerjilerden geçeceksiniz sevgili boğalar. Hem ticari konularda yeni bir süreç başlıyor. Sadece giriş noktalarında hafta sonuna doğru bazı dikkat etmeniz gereken etkileşimler var. İletişimle ilgili bazı kopukluklar olur bu değişim esnası sırasında. Diğer taraftan yakın çevrenizle ilgili ee, bir hassa Çarşamba günü Çarşamba etkilerini yönetirken yakın çevre kardeşler yakın arkadaşlar bir girişiminizle ilgili noktada daha hassas etkilerden geçeceksiniz. Burcunuzun yöneticisi Venüs bu hafta Pazartesi ve Çarşamba e, özellikle bakım herhangi bir estetik müdahale ya da benzeri bir konuda destek vermiyor. Bu alana bir parça dikkat etmeniz lazım ama Gerek Dolunay dönüşüm etkilerini parasal konularla, miras, nafaka, başkalarından gelecek paralar bu alanlarla ilgili noktaları son derece aktif kılacak. Kredilerle ilgili bir uğraşınız, çözmeye çalıştığınız bir durum varsa hemen hafta başından itibaren bunun sonucunu öyle ya da böyle artık görünür hale gelmesini ve sonucunu alma potansiyeliniz var. Hem dönüşüm etkilerinin kuvvetli olduğu bir hafta geçireceksiniz hem de maddi alanlar, değerleriniz, parasal konularla ilgili mücadele ettiğiniz noktalarda sonuç alma potansiyelinizin yüksek olduğu, etkilerden geçme enerjiniz bu hafta boyunca hayli güçlü olacak. İşle ilgili, kariyerle ilgili önemli bir işiniz, bir kontağınız, başlatmanız gereken bir nokta varsa özellikle salı gününün 13'ten sonra ama saat 13'ten sonra salı gününün enerjileri çok aktif. Salı ve çarşamba iş, kariyerle ilgili noktalarda e, hayli yoğun enerjiler var. Diğer taraftan ee, perşembe ile birlikte sosyal alanlar, buralarda toparlamanız gereken etkiler aktif olacak. Eğer yine bir başlatmanız gereken önemli bir görüşme, sizin için işle ilgili ilk adım atmanız gereken bir durum varsa bunu çok rahatlıkla perşembe gününe bu hafta, denk getirebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konular, buralarla ilgili kontaklarda yine salı ve cuma günü sizin adınıza iyi sonuçlar almanız adına hayli etkin ve aktif olacak. Hafta sonu sosyal alanlar, arkadaşlar aile büyükleriyle ilgili konularda cumartesi günü gerginlikler söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmaları açık ya da sizin beklemediğiniz hani bir takım tepkilerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bu alanlara biraz dikkat etmek gerekiyor ama pazar günü daha rahat, daha akıcı etkiler var. Bu hafta böyle biz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, sosyalleşmek istiyorsanız daha çok pazarı kullanın. Cumartesi günü kendi içinizde çözmeniz gereken, bitirmeniz gereken, tamamlamanız gereken işler varsa biraz daha bunlara yönelmeye çalışın. Dilerim ki bu haftanın tüm etkileri, Dolunay'ın enerjileri, Sirus'un, Güneş'le olan tüm bu kavuşum etkileri sizin hayatınızda güzel vesilelere kapılar açsın. Beklediklerinizi size kolaylıkla sunsun. Mucizelerin, şansın, bereketin, bolluğun sizinle olacağı şahane, sağlıkla tamamlanacak harika bir hafta diliyorum. Gönlünüzce olsun, iyi haftalar dilerim. Ve sevgili ikizler, yükselen ikizler, başta olmak üzere... Önemli etkileşimler var. Güçlü etkilerden geçeceksiniz. Hedeflerinizi, amaçlarınızı, arzuladıklarınızı, bir süredir uğruna uğraştığınız şeyleri tamamlamak adına çok güzel etkiler var. Destekler alacağınız, beklemediğiniz kişilerden önemli yardımlar alacağınız güzel enerjilerden geçeceksiniz. Kişisel alanlarınız, kişisel hedefleriniz adına da kendinizi parlattığınız, netleştiğiniz etkiler var. Önemli teklifler var. Beklediğiniz bir görüşme, tüm bunların gerçekleşmesi adına da hemen hafta başında pazartesinden itibaren ikili ilişkiler, görüşmeler, teklifler bu alanlarla bağlantılı Dolunay sizi son derece destekler nitelikte olacak. İkili ilişkilerinize dikkat edin. Eşinizle, partnerinizle, iş ortağınızla olan ilişkilerinize biraz Dolunay Enerjisi çabuk yükselmeye de meydan verdiği için bu alanlara bir parça dikkat edin. Ee, özellikle iletişim kurarken bu noktaları iyi yönetmeye çalışın burcunuzun yöneticisi Merkür bu hafta e, yer değiştirecek özellikle hafta sonu Bu anlamda iletişimle ilgili teknolojik konularla ilgili e, daha sakin daha hani akıllıca gitmek gerekiyor genel etkiler videosunda da detaylarıyla verdim özellikle seyahat yolculuk e, işte ulaşımla ilgili bir takım planlarınız varsa hafta sonu korneli olmanız gerekiyor özellikle cumartesi e, 8 ve 9 Temmuz'da biraz daha koordineli olmanız lazım bilhassa cumartesi gününün etkilerini yönetirken. Sirius burcunuzda Güneşle buluşuyor. Kendinizi ortaya koyacağınız, hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz, şansın, bereketin, bolluğun bu anlamda sizinle olacağı, bunları hayatınıza çekmek için önemli fırsatlar yakalayacağınız etkiler var. Perşembe gününün etkilerini bu anlamda iyi değerlendirin. Tam karşı alanınızda gerçekleşecek dolunaysa ee, önemli bir görüşmeyi, beklediğiniz bir haberi size getirme ikili kontaklarınız adına bir şeylerin netleşmesi ve oturmasına vesile kılabilir. İkili ilişkilerinizde de kararlar verme döngüsünden geçiyorsunuz. Bu anlamda da biraz radikal kararlar verme potansiyeli de yüksek olabilir girişimleriniz, mücadeleleriniz adına da Mars bu haftadan itibaren artık alanlarını dengeledi. Yakın çevrenizle ilgili konular, kardeşlerle ilgili alanlar, yakın arkadaşlarla ilgili noktalarda çok büyük hareketler olabilir. Gerginlikler de biraz artabilir. Ama burada hızlı hareket edeceğiniz, çözümsel bakacağınız, rekabetin mücadelelerinde arttığı, özellikle iç dinamikleriniz adına bu mücadelelerinde arttığı etkiler söz konusu olacak. Bir girişiminizle ilgili daha cesur adımlar atma potansiyeli bu hafta özellikle hafta başına itibaren sizin adınıza son derece aktif olacak sevgili ikizler hafta sonu ee, bir Sosyal alanlar yine son derece aktif görünüyor ama bir seyahat, yolculuk hani daha önce planladığınız ya da planlamadığınız hızlıca organize etmek istediğiniz bir şeyin içinde olabilirsiniz. Ama dediğim gibi cumartesi günü özellikle ulaşımla ilgili sorunlara eğer uçakla bir yere gidecekseniz bu alanla ilgili hani kontrollerinize dikkat edin. Eğer mümkünse de cumartesi günü çok sert enerjiler var cumartesi biraz daha kendi alanlarınızda eğer böyle bir planınız yoksa kendi alanlarınıza geçirmeye gayret edin. Pazar sosyal alanlar adına da yine son derece etkin. Sizin adınıza da güzel enerjiler var. Arkadaşlarla buluşma, görüşme, aile büyüklerini belki ziyaret etme, birlikte bir organizasyon yapma adına pazar günün etkileri daha destekli olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hedeflerinizi, isteklerinizi, arzularınızı bollukla, bereketle, şansla size getirecek mucizeler yaşamanızı, haftanın tüm bu enerjilerinin size güzellikler getirmesini canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın, iyi haftalar diliyorum. Ve sevgili yengeçler, yükselen yengeçler başta olmak üzere. Bu hafta önemli etkileşimler vardı. Dünkü genel etkiler videosunda özellikle bahsetmiştim. Bu etkiler içinde özellikle ruhsal alanlar ve daha ruhsal noktalarda özel gelişimler, hissiyatlarınız, sezgileriniz, yurt dışı ile ilgili bir takım beklentileriniz, buradaki adımlarınız, yapmaya ve tamamlamaya çalıştığınız konularla bağlantılı çok özel etkilerden geçeceksiniz. Mesleki konular, uğraşılarınız, belki hani işinizde, günlük rutinlerinizle ilgili belirsiz giden, toparlamaya çalıştığınız etkilerin yerine oturması, bu alanlarda önemli fırsatların size gelmesi donunay etkisiyle beraber aktif olacak. Sağlığa dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle enfeksiyonlara, yediğinize, içtiğinize, enfeksiyon içeren noktalara kan değerlerinize biraz üşütmeye, bağışıklık sisteminize önem vermeniz gerekiyor. Bilhassa haftanın ortasına kadar, çarşambaya kadar olan döngüde. Ee, çarşambadan itibaren ay tam karşı alanınıza geçecek. Bu haftanın sert günler arasında çarşamba, salı sabah saatleri, çarşamba ve cumartesi etkileri sizin için aktif. Çarşamba ay tam karşı alanınıza geçtiğinde Venüs'te de burç değiştiriyor. Artık sizin burcunuzdan parasal alanlarınıza doğru geçiş yapıyor. Ama bu noktada çarşamba ve cumartesi sevdiğinizle, partnerinizle, değer verdiğiniz kişilerle bağlantılı ilişkilerinize iletişiminize önem verin. İlişkilerle ilgili herhangi bir şeyi duygusal beklentiler içinde olmak, bu hafta özellikle verdiğim günlerde ya da hani çıtayı yüksek tutmaya çalışmak çok sizin için hani faydalı olmaz. Dolayısıyla hem ilişkilerde daha sakin gitmeye çalışın hem de bu hafta biraz daha kendi alanlarınıza dönme, iç dinamiklerinizde, kendi hedeflerinizi yeniden belirleme planlarınız, kariyerinizle, belki eğitiminizle ilgili herhangi bir planınız, tüm bunları dengeye koymak adına duygusal yaklaşımlardan ziyade bu alanlar daha aktif görünmekte. Diğer taraftan eğer bu hafta bir iş görüşmesi, bir kontak kurma durumunuz varsa salı öğleden sonra, 13'ten sonra bu anlamda da son derece destekli etkilerden geçeceksiniz. Parasal konularda perşembeden itibaren Venüs'ün bu alanı desteklemesiyle birlikte çok özel gelişmeler, e, hızlı güzel etkiler olabilir. Maddi alanlarda bir süredir sizi yoran, or, e, toparlamaya çalıştığınız, gider dengenizle ilgili toparlamaya çalıştığınız konular dengeye girmiş olacak. Birbirinizi yanlış anladığınız, belki sevdiğiniz biri, belki sevdiğiniz bir arkadaşınızla ilgili de yine bir orta yolu bulma, fark etme, karşılıklı bir uzlaşma içine girme bir konuda uzlaşamadığınız bir alanla ilgili uzlaşma içine girmekle ilgili de yine bu hafta perşembeden itibaren etkiler sizi güzel şekilde destekleme potansiyelinde. Perşembe ve cuma hem yurt dışı ile ilgili noktalarda işleriniz varsa buna ilgili çok önemli açılım olabilir. Hem de içsel ve ruhsal enerjiler açısından çok kıymetli etkilerden geçeceksiniz. Hafta sonu seyahat yolculuk tüm bu alanlar çok destekli. Eğer böyle bir planınız yoksa kişisel gelişimle ilgili noktalar, eğitim, biraz kendinize vakit ayırma, uzun süredir vakit bulamadığınız herhangi bir eğitimi, bir filmi, bir kitabı belki biraz vakit ayırmak anlamında güzel etkiler var. Cumartesi günü sert bir enerji var. Dolayısıyla özellikle aile baba başta olmak üzere onlarla olan iletişim ve diyaloglarda bir meseleyi fazla büyütmemekte fayda olacak. Pazar günü de kendinize vakit ayırmanızı, biraz kişisel alanlarınıza, hobilerinize dönmenizi özellikle tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun. Kolaylıkla olsun. Haftanın tüm bu enerjileri, Dolunay'ın getirdikleri, Sirus'un tüm bu güzel kontakları size uğurlar getirsin. Mucizeler hayatınızdan inşallah eksik olmasın. Sağlıkla, afiyetle, bollukla, bereketle aşkla tamamlansın. İyi haftalar diliyorum. Ve sevgili aslanlar, yükselen aslanlar başta olmak üzere öncelikle Mars bir süredir e, bu arka alanınızdaydı ve burcunuza geçme telaşı içindeydi. Sizi yormuştu, gerginlikler artmıştı, bir sürü aksilikle, zorlukla sizi uğraştırmıştı. Şimdi bunlar dengeleniyor. Hızlı ve tempolu bir sürece geçiyorsunuz özellikle yükselen aslanlar için koşturma, hızlı, tempolu bir süreç. Ee, biraz daha belki rekabetin hayatınızda, ilişkilerinizde, uğraştığınız alanlarda tüm bunların aktif olacağı bir süreç bu hafta ile birlikte başlamış oluyor. Önemli destekler almak üzerine çok kıymetli enerjileriniz söz konusu. Bir hasta bu özel güneş kontağı nedeniyle gelen etkiler videosunda anlatmıştım. Perşembe ve cuma enerjilerini iyi değerlendirin maddi alanlar, fırsatlar, yeni açılacak hayatınızda yeni kapılar adına çok özel mucizeleri, güzel fırsatları size getirme potansiyeli var. Hayatınızda neyi çekmek istiyorsanız bu anlamda bunu bu hafta iyi belirlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum kişisel alanlarınızla ilgili noktalarda önemli bir dolunay enerjisiyle haftaya başlayacaksınız. Şans, bereket, bolluk, tüm bunlar adına da bir süredir tıkanan, ilerlemeyen konularda güzel açılımlar yaşama şansınız var. Diğer taraftan aşk ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda yine bir birtakım belirsizlikler e, toparlamaya çalıştığınız nokta, noktalar varsa netleşeceksiniz. Belki gitmeyen bir ilişkide cesur kararlar alma potansiyeliniz var. Artık çünkü Ağustos sonuna kadar Mars size cesur kararlar verdirme potansiyeli de taşıyor. Çocuklarla ilgili konularda e, toparlamanız, belki netleşmeniz gereken bir durum varsa gene benzer şekilde ama en önemlisi kişisel alanlarınız, kişisel arzularınız, hobileriniz, kişisel alanlarınız, eğitim ve benzer noktalarda hem yolunuzu açacak bir dolunay söz konusu bu haftanın başıyla aktif olacak. Hem de burada sizin kendi netleşmek istediğiniz noktalarda daha bazı şeyleri net görmenizle ilgili güzel fırsatları önünüze getirme şansı da çok yüksek olacak. Dolunayın enerjilerini şans getiriyor her şeyden önce bu dolunay aktivasyonu size. Ve bu haftanın etkilerinden, şanstan, bolluktan, bereketten yüksek şekilde yararlanabilecek burçlar arasındasınız. Vesveseyle, korkuyla, gereksiz öfkelerle sakın bu güzel enerjileri bu haftanın etkilerini heba etmeyin. Enerjinizi düzgün tutmaya, pozitif bakmaya çalışın ve hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız orada daha net olmaya çalışın. Belirsizliklerin gideceği, daha netleşeceğiniz ve şansın nereden geleceği hani hiç belli olmaz denir ya öyle etkilerden geçeceğiniz enerjiler söz konusu olacak bu haftanın etkileri içerisinde. Sağlıkla ilgili biraz özellikle varis problemleriniz varsa bu hafta dikkatli olmaya çalışın. Salı ve çarşamba e, bu anlamda sağlık, sağlıkla ilgili konularda biraz daha hassas etkiler söz konusu olabilir. Bu alanlara önem vermeniz lazım. Önemli bir işiniz varsa salı günü 13'ten sonra ele alın. Çarşamba günü ikili ilişkilerde, duygusal alanlarda dikkatli olun ve özellikle alışveriş estetik noktalar, kişisel bakımınızla ilgili konular için çarşamba gününün enerjileri sizin için hiç uygun değil. Perşembeden itibaren ay karşı alanınıza geçecek. Önemli bir görüşme, iş kontağı, bir müşterinizle bir görüşme, yapmanız gereken bir kontak, bir başkasıyla bir iş ortağıyla beraber yürütmeniz gereken bir durum varsa veya partnerinizle bağlantılı, eşiniz partnerinizle bağlantılı bir işiniz, bir çözmek istediğiniz bir durum varsa perşembe ve cumanın etkileri bu anlamda sizi çok destekler nitelikte olacak sevgili kovalar e, Pardon sevgili Aslanlar iyi değerlendirmenizi canlı gönülden temenni ederim cumartesi günü sert etkiler var e, kritik bir enerji var önemli işler varsa seyahat yolculuk gibi bir takım programlarınız varsa e, bunu hani dikkatli götürmenizi tavsiye ediyorum cumartesi gününü iyi organize etmeniz gerekiyor. Çok ağır işleri, önemli işleri pek bugüne almayın. Kalabalıklar içine çok girmeyin. Eğer girmeniz gerekiyorsa da daha tedbirli, hani işte uçağa geçecekseniz ya da bir yolculuğa gideceksiniz, erken vakitli şekilde bunu halletmeye ve çözmeye çalışın. Cumartesi gününü mümkün olduğu kadar daha rutinde geçirmeye gayret edin. Pazardan itibaren rahatlayacaksınız ama hafta sonu size önerim dinlenerek geçirmeniz, ağır ve zorlayıcı işlerden uzak durmanız yönünde olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellik içinde olsun. Kolaylıkla olsun. Şansın, bereketin, bolluğun, mucizelerin sizin olduğu, aşkın sizi takip ettiği, gönlünüzde ne varsa tüm bu özel kavuşumların size bunları sunacağı şahane bir hafta diliyorum. İşleriniz su gibi aksın. Bereketle, bollukla tamamlansın. Evet sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Hadi gelin çayınızı, kahvenizi alın bakalım. Bir başlayalım. Bu haftanın bu önemli etkileri olan haftanın enerjileri sizin için neler söylüyor? Öncelikle bir dolunayla haftaya başladığımızdan bahsetmiştim genel etkiler videosunda. Ve bu alan ev, yuva, ebeveynlerinizle ilgili konularda hayli etkin enerjiler barındırmakta. Ve Sirus'un bu güneşle yılda bir kere denk gelen kavuşumu da yine kariyer alanınıza bağlantılı noktaları tetikleme potansiyelinde. Bir taraftan da Mars tam arka alanınızda artık derecesini düzeltti. Yeni geçtiği yerde Ağustos sonuna kadar bu nokta bu noktada kalacak ve gelir gider dengelerinize, iç öfkelerinize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun yolculuklar, yurt dışı konuları e ve kendi iç alanlarınızda hani kendi içinizde başkalarından biraz daha arkada tuttuğunuz noktalarda son derece hareketli bir sürecinde artık başladığını söylemek mümkün. Diğer taraftan yakında Venüs de bu alana geçmiş olacak bu haftanın özellikle e, ikinci yarısıyla birlikte. Bu, bu noktada bilhassa estetik, e, bakım, kişisel bakımınız ya da önemli bir alışverişiniz varsa çarşamba günü etkileri bu noktada sizi desteklemiyor. Biraz daha o günü bu tip işlerle geçirmemeniz faydanıza olabilir. Diğer taraftan kariyer ve iş alanları ile ilgili önemli gelişmelerin olma potansiyeli var. Ev, yuva alanlarınız, evinizle ilgili alanlarda, gayrimenkullerle ilgili alanlar, iç alanlarınızla ilgili toparlamaya çalıştığınız belki ebeveynlerinizle ilgili hani belirsiz giden ya da sizin fark etmediğiniz belki bir durumlar varsa bunların çok birdenbire öne çıkması daha vurgulu olması da söz konusu olabilecek. Yani bu hafta dikkatiniz hem ev yuva alanlarınızda, iç alanlarınızda, iç dinamiklerinizle ilgili noktalarda, emlak işleriniz, alım satımlar, belki kiralamalar, taşınma telaşları bunların birdenbire aktif olduğu etkiler var ve aynı zamanda kariyerle ilgili yeni bir döngünün başlangıcına şahitlik etme potansiyeliniz var bu haftadan birlikte yeni bir süreç hızlı bir şekilde aktif olabilir. Burada bekleyen, blokaj şeklinde olan, sizi yoran bir takım etkilerde ya da işinizle ilgili bazı noktalarda birdenbire hızlanma ve yeni bir süreci hayatınıza getirme potansiyeli taşımakta. Özellikle yükselen başaklar ve ay başaklar, ay burcu başak olanlar bu etkilerden yoğun şekilde nasiplenme potansiyelindesiniz. Sirus güneş kavuşumu, kariyer, statünüz, evlilik alanları bu noktaları çok tetikleme potansiyelinde. Buradaki her türlü değişmesini, dönüşmesini istediğiniz alanlara dönüştürmek adına Perşembe gününün etkilerini genel etkiler videosunda bahsettim. Çok iyi değerlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ritüellerinizle, dileklerinizle tüm bu alanları iyi değerlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu haftanın diğer bir noktası da ayın kontakları içerisinde Kişisel alanlarınızla ilgili noktalar biraz daha salı ve çarşamba aktif olacak. Ee, ancak çarşamba günü Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle yine bu kişisel bakımla ilgili herhangi bir işiniz varsa çok destekli değil. Oraya biraz dikkat edin. Ama bir eğitim proje e, durumu, kişisel alanlarınızla ilgili, kişisel gelişiminizle ilgili uğraşmak, dengelemek istediğiniz bir durum varsa aktif. İlişkilerle ilgili ya da sevdiklerinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Özellikle çarşamba gününün enerjileri burada hız bir takım haberleşmelerin öne çıkacağını aktive ediyor ama bu hafta özellikle hafta ortası çarşamba ve perşembe başkalarının sözüyle sevdiklerinizle ilgili konularda hareket etmemeye, bu anlamda uyanık olmaya özen gösterin. Perşembe günü günlük rutinleriniz, mesleki konular, iş alanlarınız açısından ayın önemli kontakları var. Yoğun etkiler var Perşembe ve Cuma. Aynı zamanda Perşembe Güneş Sirius kavuşumu da kariyer alanıyla ilgili kariyeriniz, işiniz, bu anlamdaki beklentileriniz, statünüz, belki evlilikle ilgili çünkü evlilik de bir statüdür. Bu konularla ilgili ee, size yeni bir değerlendirme, yeni bir döngü, önünüzde bir yıl sürecek bir sürecin harekete geçmesini de öngörecek etkiler barındırmakta. Ee, diğer taraftan cuma günü yine özel bir enerji var. Özel işte günlük rutininizde, koşturmalarınız içinde, sözcüklerinizde, kiminle neyi paylaştığınıza özen göstermeye çalışın. Sağlık açısından da cuma ve cumartesi biraz daha dikkatli olmak faydalı olacaktır özellikle. Ee, Baris ile ilgili bir sorunuz varsa, dolaşımla ilgili bir probleminiz varsa, bu alanlara dikkat etmenizi öncelikle tavsiye ederim. Diğer bir taraftan ödem toplama potansiyeli yüksek bir hafta. O yüzden biraz daha yediğinize içtiğinize bu haftanın ikinci yarısından itibaren özen göstermeniz daha rahat olacaktır. Hafta sonu ay tam karşı alanınıza geçiyor. Ama cumartesi günü ikili ilişkiler, sevdiğiniz kişiyle bağlantılı görüşmeleriniz, konuşmalarınız, bir görüşme yapmanız gerekiyorsa birlikte iş paylaştığınız ya da proje paylaştığınız birileriyle veya sevdiğinizle, eşinizle, partnerinizle o noktada dikkat etmeniz lazım. Cumartesi günü her türlü ikili ilişkinizde biraz sakin olmaya, daha dikkatli hareket etmeye, özen göstermenizi tavsiye ederim. Bir meseleyi büyütmemeye çalışın. Daha kendi alanlarınızda olmaya gayret edin. Pazar günü bu anlamda daha rahat etkiler var. Daha rahatlayacaksınız. Hem ikili ilişkileriniz adına daha yumuşak enerjiler var. Mesela bir buluşma yap yapmayı planlıyorsanız, biriyle bir görüşme yapmayı planlıyorsanız, kişisel alanlarınızla ilgili bunun için pazarın etkileri... Bir parça daha uygun olabilir. Sosyal alanlar, arkadaş ilişkileri, e, görüşme yaptığınız kişilerle ilgili Cumartesi'nin enerjileri sert etkiler barındırıyor. Konuşmalarınıza, sözcüklerinize, arkadaşlardan gelebilecek, çevrenizden gelebilecek, değer verdiğiniz kişilerden gelebilecek, beklemediğiniz, beklenmedik durumlara karşı da Cumartesi'nin etkileri biraz daha zorlu enerjiler barındırıyor. Burayı iyi yönetmenizi tavsiye ederim. O yüzden pazar hafta sonu içinde daha akıcı sizin adınıza diyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun, güzellik içinde olsun. Bolluğun, bereketin, şansın önünüzü çok açacağı, önünüzdeki bir yıllık süreçte kaderinizde ne yazılacaksa tüm bunların sizin en yüksek aydınıza seyredeceği, şahane bir haftayı su gibi geçirmenizi canı gönülden temenni ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın inşallah. Ve teraziler. Sevgili terazi burçları, yükselen burçları, terazi olanlar aktif enerjilerle haftaya başlıyorsunuz. Güneş Sirüs kavuşumu, şans, e, bolluk, bereket, şansın sizin hayatınızda olmasıyla ilgili noktaları aktif ediyor. Bu nedenle eğer hayatınızda şanssızlıklar içinde olduğunu düşünüyorsanız ya da şanssız olduğunuzu düşündüğünüz alanlarda perşembe akşamını özellikle iyi değerlendirmenizi bu anlamda dünkü genel etkiler videosunda bunu nasıl yapabileceğinizi anlatmıştım. Buraları çok iyi değerlendirmenizi özellikle tavsiye edeceğim. Diğer taraftan yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, eğitim, akademik çalışmalar, yolculuklar, bir e, üstüne uğraştığınız, şansa da ihtiyacınız olduğunuz bir konuda bazı şeyleri belirlemekle ilgili önemli gayretleriniz varsa bunları toparlama etkisi, beklenmedik sürprizlerin, şansların, güzelliklerin hayatınıza gelmesiyle ilgili güzel etkiler de var. Özellikle Perşembe ve Cuma enerjileri bu anlamda beklenmedik kısmetlerde barındırıyor. Dolunay Hemen hafta başı gerçekleşecek Dolunay. Mücadeleniz, girişimlerinizle ilgili alanlarda size yine göz kırpma potansiyelinde. Diğer taraftan ikili ilişkiler, görüşmelerle ilgili alanınızda bulunan Rahu, özel bir yıldızla, dünkü genel etkiler videosunda bunu da anlattım, özel bir yıldızla kontak içerisinde girişimleriniz, uğraşılarınız, mücadeleleriniz e, ya da işte iletişim alanlarıyla ilgili yapmaya çalıştığınız işlerle ilgili bu haftanın etkileri son derece akıcı durmakta. Yakın çevrenizle ilgili bir konu, çözmeye çalıştığınız bir durum varsa bu da belirgin bir hale gelecek. Netleşecek, önünüzü görmenizi daha kolaylaştıracak unsurlar ortaya çıkacak. Yakın çevre derken kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın temasta olduğunuz kişilerle ilgili noktalarda çarşambaya kadar aktif enerjiler. Yani orada daha bir konuya, bir duruma projeksiyon tutulması, sizin daha net görmeniz, artık sonucu anlamanız, bir takım seçimler yapmak durumundaysanız neyi seçmeniz gerektiğini daha iyi fark edeceğiniz etkiler de hasıl olacak. Dolunay'ın enerjileriyle beraber daha mücadeleci, girişimlerin yüksek olduğu, kendinizi daha aktif hissettiğiniz etkiler var. Aile büyükleri, Arkadaşlar, aile büyükleri, hedeflerinizle ilgili mücadeleci bir döngünüz başlıyor. Bu alanlarda çok hareketli etkiler olabilir. E, rekabet etmek, aile içinde özellikle rekabet ettiğiniz, zorlandığınız kişilerle mücadeleleriniz artabilir. Bu enerji de Mars tarafından tetikleniyor ve Ağustos sonuna kadar devam edecek. E, ama bir taraftan da daha hedeflerinize dönük, bunlarla ilgili cesaret edemediklerinizle ilgili daha cesur adımlar atacağınız bir döngü bu haftadan itibaren başlayacak, kolaylıkla güzellikle olsun sevgili teraziler. Her şey en yüksek hayrınıza ilerlesin. Sevgiyle, sağlıkla, bollukla, bereketle, aşkla geçsin. Tüm gelecek olanlar inşallah. Sevgiyle kalın. Ve sevgili akrepler, yükselen akrepler başta olmak üzere bu hafta parasal konular maddi alanlarla bağlantılı etkilerde bir dolunayla haftaya başlıyorsunuz. Miras işleri ve benzer bir takım işleriniz, başkalarından gelecek alacaklarınız varsa, krediler, banka işleriyle ilgili toparlamaya ve çözmeye çalıştığınız tıkanmış işleriniz varsa hepsinin hızla açılacağı ya da önünüzü net göreceğiniz etkiler söz konusu. Maddi alanlar ve özellikle bu noktalardaki işleriniz bunların daha netleşmesi, daha hızlı ilerlemesi adına güzel etkilerinizdir etkilerden geçeceksiniz. Çarşambaya kadar olan döngü daha bu alanları e, öne çıkartma potansiyelinde. Güneşle Sirius'un bir kavuşumu var. Dünkü genel etkiler videosunda bunu detaylarıyla anlatmıştım. Bu alan dönüşüm etkilerinizi çok arttırıyor. Yine parasal konular, maddi alanlar ve dönüşümle ilgili konuları hayatınıza daha aktif kılma potansiyelinde tam bu noktada ya da gerçekleşecek. Neyi dönüştürmek istiyorsanız, neyin hızlı bir şekilde daha sizin için daha kolay, daha güzel şekilde dönüşmesini istiyorsanız, özellikle Perşembe günü gerçekleşecek bu etkileşimde, Perşembe akşamını bu dileklerle, bu dualarla geçirmenizi bilhassa tavsiye edeceğim. Dönüştürmek istediklerinizi daha rahat yapmanız adına evrensel desteklerin sizinle olacağı etkiler söz konusu olacak. Yurt dışı konuları, yayıncılıkla ilgili alanlar, burada toparlamaya çalıştığınız bir takım işleriniz varsa, eğitim, akademik çalışmalarla ilgili etkiler varsa, bir miras ya da başkalarından gelecek daha önce verdiğiniz bir borcun alınması, bir kredinizin belki yeniden yapılandırılmasıyla ilgili de yine güzel açılımlar ve burada sizi rahatlatacak önemli sonuçlar da söz konusu olabilir. Özellikle bu anlamda Perşembe günü, Pazartesi öğleden sonra, Salı öğleden sonra ve Perşembe gününün etkileri çok daha akıcı etkiler barındırmakta. Kişisel alanınızla ilgili bir etkiniz varsa, halletmeye çalıştığınız bir şey varsa ya da bir güzellik bakımla ilgili, estetikle ilgili bir işiniz varsa bunu da çarşamba gününe denk getirmeyin. Genel etkiler videosunda da özellikle bu alanı da belirttim. Buna dikkat etmekte fayda var. Çarşamba gününün etkileri bu noktada çok destekli değil. Venüs yavaş yavaş artık kariyer alanınıza geçiyor. Çalışıyorsanız eğer burada daha rahat edeceğiniz, daha yoğun etkiler içinde olacağınız ama iyi sonuçlar alacağınız Güzel fırsatların önünüze düşeceği etkiler söz konusu. İşinizle ilgili çalışanlar için özellikle düzeltmek, toparlamak istediğiniz alanlar varsa önünüz açılıyor. Hızlanacaksınız ve çok güzel fırsatların yeni etkilerin hayatınıza hasıl olması söz konusu olacak. Özellikle bu hafta perşembeden sonraki etkiler bu anlamda son derece güzel enerjiler barındırmakta. Her şey gönlünüzce olsun güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm etkilerini, Sirius'un güneşle olan kontağını, Dolunay'ın tüm getireceklerini en yüksek ayrınıza güzellikle, rahatlıkla, kolaylıkla geçirmenizi bolluğun, bereketin, mucizelerin sizinle olmasını canlı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Ve sevgili yay burçları, yükselen burçları yay olanlar başta olmak üzere bir dolunay enerjisi var. Hemen hafta başında sizin burcunuzda Vedik Astrolesi'ne göre gerçekleşecek. Dolayısıyla kişisel seçimleriniz, tercihleriniz, yapmaya çalıştığınız etkiler, yolun, yolunuzu bulmanız, yönünüzü belirlemenizle ilgili evrenin desteği sizinle. Aşk, ilişkiler, şans, bereket, bolluk etkilerinizde rahu özel bir yıldızla, mirahla çok güzel bir kavuşum içerisinde. Dolayısıyla hem şansın hem bolluğun hem hedeflerinizi gerçekleştirirken önünüzü daha net görmenin etkilerini ya da hasatını toplama zamanınız bir hasat alma zamanını vurguluyor bu haftanın etkileri öncelikle sizin adınıza. Bir şeyi uzun süredir sabrettiğiniz bir şeyin sonucunu alma, güzelliklerle buluşma, kendi kişisel tercihleriniz, kendi kişisel yolculuğunuzla ilgili ya da yolunuzu bulmak istediğiniz bir konuyla ilgili çok güzel sonuçlar alma söz konusu olacak. Özellikle bu haftanın etkilerinde iyi fırsatlar önünüze düşebilir. Daha çok kendi alanlarınıza, kişisel tercihlerinize, sizinle ilgili olan şeylere bu hafta odaklanın. Başkalarının işleri, sorumlulukları, başka angarya işlerle uğraşmamaya çalışın ki tüm bu alanlar çünkü sizinle bağlantılı çalışacağı için iyi değerlendirebilirsiniz. Tam karşı alanınızda gerçekleşecek Perşembe günü güneş sirus kavuşumu. Bu da her şeyden önce ikili ilişkiler, başkalarından gelecek herhangi bir yardım, iş ortaklıklarınız, eşiniz, partnerinizle bağlantılı konular, teklifler, Aynı zamanda tüm buralarla ilgili şansınızın yüksek olacağını, bu alanla ilgili belki değiştirip dönüştürmek istediklerinizle ilgili önemli şansların size gelebileceğine işaret etmekte. Özellikle perşembe cuma bu alanlarda çok güzel değişimler yaşama potansiyeliniz yüksek olacak sevgili yaylar. Bu hafta e, hızlı gelişmeler var. Eğer maddi alanlarda bankacılıkla ilgili bir takım işleriniz varsa salı günü saat 13'ten sonra ama bunu çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz Çarşamba günü biraz daha rutinde geçirmeye çalışın yakın çevre girişimlerle ilgili konularda Perşembe ve cuma biraz daha önde olacak bir e, seyahat, bir küçük yolculuk, böyle bir halletmeniz gereken bir takım işlerle ilgili noktalarda Perşembe, Cuma biraz daha aktif olma potansiyelinde. Yakın çevrenizde kardeşlerle, arkadaşlarla ilgili konularda Cuma günü daha vurgu olacak gibi duruyor. Hafta sonu eğer mümkünse planlayabilirseniz evinizde, kendi alanlarınızda geçirmeye gayret edin hafta sonunu ya da sizi rahat ettiren, mutlu eden ortamlarda olmaya gayret edin. Cumartesi günü aile içindeki gerginliklere, ebeveynlerinizle olan bir takım gerginliklere, huzursuzluklara dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bir meseleyi fazla büyütmemeye çalışın. Pazarın etkileri bu anlamda daha destekli olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun. Kolaylıkla olsun. Mucizelerin sizinle olacağı, bolluğun, bereketin sizi takip edeceği, şahane bir haftayı kolaylıkla geçirmenizi, işlerinizin su gibi akmasını canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar bakalım bu haftanın bu etkileri sizin için neler fısıldıyor. Öncelikle bir dolunayla haftaya başlıyoruz ve bu dolunay tam arka alanınızda gerçekleşecek. Yani gizlediğiniz, belki bilinmesini istemediğiniz konularda iç muhasebenizin de arttığı ya da bunların birdenbire ortaya çıkma potansiyeli var. Veya sizden gizlenen, arkanızdan çevrilen bir takım işleri, durumları birdenbire öğrenme potansiyeliniz var. Tüm bu arka alanlar dışarıdan görünmeyen, daha içeride sizin yaşadığınız konu ve alanlarla ilgili dolunay, çünkü ışık yüksektir orada, o alanı ortaya çıkartma, oraya biraz daha fazla projeksiyon tutma potansiyeli taşıyor. Diğer yandan yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, yurt dışı ile bağlantılı beklentileriniz, uğraşılarınız varsa, belki bir vize başvurunuz, belki bir yurt dışı başvurunuz, bu konularla ilgili de bir hızlı gelişme ve sonucunu alma, öyle ya da böyle netleşmenizle ilgili, size bir sonuç gelmesiyle ilgili güzel etkilerden geçeceksiniz. Biraz daha pazartesi gününü özellikle kendi alanlarınızda, çünkü bu iç beklentileriniz ya da iç enerjinizi, iç dinamiklerinizi yüksek tutan bir dolunay etkisinden geçirecek sizi. O yüzden biraz daha kendi alanlarınızda olmanız son derece daha rahat etmenizi, En azından pazartesi günü mesela bir program yapıyorsanız saat 15'ten sonra kendi alanlarınıza çekilmenizi veya böyle hani yoğun programınızı oradan sonra hafifletmenizi özellikle tavsiye ederim. Diğer taraftan salı ile birlikte ay burcunuza geçecek ve rahatlayacaksınız. Konuşmaların, görüşmelerin yoğun olduğu bir süreç var. Kişisel alanlarınız, kişisel beklentileriniz ya da kişisel bakımınızla ilgili bir takım işleriniz varsa salı günü 13'ten sonra ama saat 1'den sonra tüm bu noktaları planlayabilirsiniz. Çarşamba günü sizin adınıza yoğun etkiler var ama gerginliğin özellikle de yüksek olduğu potansiyeller var. Bakım veya benzer bir işinizi estetikle ilgili herhangi bir konuyu çarşamba gününe denk getirmeyin. Venüs burç değiştiriyor. İkili ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi alanlar, bankacılık başvuruları ya da kredilerle ilgili, bankalarla ilgili bir takım işler, finansal konularla ilgili, yatırımlarınızla ilgili bir takım işleriniz varsa bunlar için çarşamba günü bir durmak, biraz hani dikkatli hareket etmek ya da eğer mümkünse bunu perşembeye almak daha akıllıca olacaktır. Perşembe günü gerçekleşecek Ay Sirius Güneş Sirius kavuşumu öncelikle Mesleki konular, günlük hayatınız, anne tarafından akrabalar, bu alanlarla bağlantılı iş ve durumları tıkanan işleri açma potansiyelinde. Özellikle mesleki konular, iş alanlarıyla ilgili önemli fırsatları elde etme potansiyelinizi yüksek tutacak. Özellikle perşembe günü gerçekleşecek etkiler. İyi değerlendirmeye çalışın. Perşembe günün enerjilerini dünkü genel etkiler videosunda detaylarıyla anlattım. Bu alanı iyi tutmaya çalışın. Finansal alanlarda, para, bankalarla ilgili ya da kredilerle ilgili bir takım işleriniz varsa ya da bir konuda konuşma yapmanız, bir görüşme yapmanız gerekiyorsa sizin adınıza Cuma gününün etkileri bu anlamda daha uyumlu seyretme potansiyeli taşımakta. Diğer yandan Mars bir süredir bulunduğu noktada tam sizin karşı alanınızdan çıkmıştı artık. Dönüşümler etkilerini aktif tutuyordu ve burada yerine yerleşti. Bu haftadan itibaren, Ağustos sonuna kadar Hızlı değişimler, hızlı dönüşümler etkisinden geçebilirsiniz ve cesaret isteyen konularda, biraz daha dönüştürmek istediğiniz alanlarda ya da daha cesur adımlar sizin atma potansiyeliniz yüksek olacak. Özellikle Mars'ın bu haftadan itibaren kontakları nedeniyle. Epeydir bekleyen, belki zamanlı beklettiğiniz birçok işin bir, bir ya da önemli sizin için durumların, durumun bu haftadan itibaren artık hızlanması ve sizin adınıza önemli adımların atılması, daha cesur adımların atılması adına ilişkilerle ilgili olabilir, dünyevi alanlarınızla ilgili olabilir, parasal konularda olabilir. Söz konusu olacak ama biraz daha hani düşünerek, daha sakin ilerlemekte de son derece önemli yine bu noktaları yönetirken. Diğer taraftan bu hafta önemli bir konuşma, herhangi bir bir duyum vesaire söz konusu olabilir. Burada perşembe ve cuma enerjileri özellikle duyumlar, konuşmalar bir haberin size gelmesi daha doğrusu anlamında beklediğiniz bir haberin size gelmesiyle ilgili de yine özel etkiler ve açılımlar yapmakta. Hafta sonu cumartesi yakın çevre, arkadaşlar, Kardeşler, onlarla olan iletişimlerle ilgili dikkat gerektiriyor ama bir taraftan da hafta sonu cumartesi ve pazar kısa bir yolculuk olabilir. Yakın çevrenizde kontaklarınız açısından yoğun etkilerden geçebilirsiniz. İletişimle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Teknolojik aletlerle ilgili sorunlar, e, yanlış anlaşılmalar, e, iletişim potları vesaire sizin e, istemeden yaptığınız veya size yapılan. O yüzden cumartesi'nin etkilerini bu anlamda biraz daha iyi yönetmek faydalı olacaktır. Pazar günü rahatlıyorsunuz. E, eğer mümkünse hareket halinde olmanızı biraz hani daha sizi mutlu edecek yerlerde bulunmanızı pazar günü bu şekilde değerlendirmenizi özellikle tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, haftanın tüm enerjilerini, bu özel etkileri en yüksek hayrınıza, güzellikle, mucizeler içerisinde şansla, bollukla, bereketle tamamlamanızı canı gönülden temenni ederim. İyi haftalar, sağlıkla, sağlıcakla kalın ve sevgili kovalar. Yükselen kovalar başta olmak üzere yoğun enerjiler var. Bu haftanın etkileri öncelikle hedeflerinizi gerçekleştirmek, mucizeler yaşamak, uzun süredir beklediğiniz, dengelemeye çalıştığınız, belki yarım kalmış, belirsiz giden bir konunun birdenbire hani netleşmesi, yerine oturması, tüm bu alanlarda daha hızlı ilerlemeniz adına güzel etkilerden geçeceksiniz. Öncelikle dolunay hedeflerinizle ilgili, uğraşlarınızla ilgili noktalarda sizi çok destekleyen etkiler içinde yardım alabilirsiniz. Beklemediğiniz yerden önemli fırsatlar gelebilir. Kazançlar, maddi alanlar adına pazartesi ve salının etkileri çok önemli etkileşimler taşıyor. Özellikle kazançlarınız, fırsatlar, maddi fırsatlar adına Güzel sürprizler gerçekleşebilir. Pazartesi günü ve salı günü öğleden sonra bu anlamda özel açılımlar var. E, çarşamba ve perşembeye biraz daha dikkat edin. İçeride kalmanız önemli. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin. Özellikle çarşambanın etkileri içerisinde. E, perşembe günü ay hem burcunuza geçiyor hem de Sirius Güneş Kavuşumu var ve uğurlu enerjiler içerisinde sizin adınıza özellikle uğurlu etkiler içerisinde bu enerjilerin toparlanması söz konusu olacak. Dolayısıyla şansın, bereketin, bolluğun hem aşkta hem ilişkilerde hem fırsatlar adına. Umulmadık şansların hayatınıza gelme potansiyeli yüksek olacak. Bir süredir tıkanan, sizi yoran, daha belirsiz giden birçok konunun hızlı şekilde açıldığına, hiç beklemediğiniz noktalarda, beklemediğiniz gelişmelerle, karşılaşma etkileriyle bir arada olmanız söz konusu olacak. Bu anlamda hem mucizelerin hem güzelliklerinin yolunuzu açtığı özel bir hafta inşallah sizi bekliyor olacak. Cuma günü Ay burcunuzda ve özel bir etkileşim içinde ve güneş Sirius kavuşumu da saat 16'ya kadar devam ediyor. Bu hafta önemli bir işiniz, bir başlangıcınız, başlatmak istediğiniz herhangi bir durum varsa bunu rahatlıkla Perşembe ve Cuma gününe bu hafta alabilirsiniz sevgili kovalar. Sizin için çok daha uğurlu etkiler var. Bu haftanın enerjileri birçok kişi için çok özel ama sizin için yine çok daha farklı ve yeni bir başlangıcı. Blokajlardan çıkmayı, yeni fırsatların hayatınıza girmesiyle ilgili olanakları da kendi içinde barındırmakta. Dilelim ki en yüksek aydınıza ve güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm etkilerini, gezegenlerin, yıldızların getirdiklerinin mucizeleri, güzellikleri kolaylıkla hayatınıza taşımasını, sağlıkla, bollukla, bereketle, aşkla tamamlanmasını canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Ve sevgili balıklar, yükselen balıklar başta olmak üzere öncelikle... Ee, özel etkiler var. Bu hafta biliyorsunuz genel etkiler videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özel enerjilerden geçeceksiniz. Öncelikle e, kariyer alanınız, fırsatlar. İş ve kariyerle ilgili toparlamak, belirli hale getirmek istediğiniz alanlarda önemli dönüşümler söz konusu. Eğer işinizle ilgili bir süredir giden zorlu bir durum varsa, belki burada hani bir dönüşüm etkisi de söz konusu olabilir. Yeni bir fırsat çıkabilir. Bir iş teklifi, bir süredir beklediğiniz bir konuda işle ilgili belki bir terfi veya benzer bir noktada önemli bir süreci deneyimleme şansınız var. Ve çalışıyorsanız, iş ve kariyer alanlarında aktif enerjileriniz varsa Pazartesi, çarşamba arası etkiler çok ilginç gelişmeleri, güzel enerjileri sizinle tutma potansiyelinde. Aynı zamanda ev, yuva, kendi iç alanlarınızla ilgili de dönüşüm etkileriniz çok kuvvetli olacak bir fırsat gelebilir. Evle, yuvayla ilgili, emlakla ilgili önemli bir fırsatı yakalama şansınız olabilir. Bu anlamda bir mirasla ilgili beklediğiniz bir durum varsa bunun sonucunu alma potansiyeliniz de gayet yüksek olma potansiyelinde günlük hayatınız, uğraşlarınız, mesleki konularda rekabetin, mücadelenin arttığı bir döngüye geçtiniz. Sağlığınıza biraz dikkatli olmanız lazım. Safra kesesi, safra alanları, kalp tüm bu noktalarda önümüzdeki süreçte sağlığınıza biraz daha dikkat edin. Özellikle sağlıkla ilgili kontrollerinizi bu haftadan itibaren her zaman yapmak lazım ama bu haftadan itibaren önünüzde hatta iki aylık döngüde biraz daha dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Mücadelenin çok yüksek seyredeceği, Rekabetin e, yüksek olacağı hem iç alanlarınızda e, yani kendi akrabalarınızla yuva alanlarınızda yakın çevrenizde hem de mesleki konularla ilgili noktalarda yüksek olacağı bir süreç sizi bekliyor ama e, iyi hareket ederseniz ve hani pes etmeden de giderseniz sonuç almanızda yine olası olacak. Aşk ve ilişkilerde karışık etkiler söz konusu olabilir. Bir süredir sizi yoran, hani sabrınızı zorlayan bir ilişki bir durumda çok cesur kararlar alma potansiyeniz de yüksek. Birden bir hayatınıza yeni bir ilişki, yeni bir durum da girebilir. Eğer özellikle yalnızsanız bir süredir, bu anlamda da hareketli bir süreç var. İşte bu haftanın hem dolunay enerjileri, hem diğer noktalar bu etkileri son derece aktif tutacak. Maddi alanlarda şanslı etkiler içindesiniz kendi kazançlarınız, uğraşılarınız adına bir süredir uğraştığınız konuların sonucunu alma, hasat alma potansiyeliniz yüksek olacak. Dolayısıyla parasal alanlarda Rahu özellikle çok özel bir yıldızda kavuşum yapıyor ve kontaklar özellikle dolunay kontakları da aktif olacağı için beklemediğiniz yerden güzel mucizelerin size gelme potansiyeli yüksek bir hafta sizi bekliyor. Hafta sonu ay burcunuzda olacak. Ondan önce biraz daha özellikle cuma günü enerjilerine dikkat edin. E, ruhsal açılımlar açısından yüksek etkiler var ama çok kalabalıklara girmemeye çalışın. Bilhassa cuma gününün etkilerini yönetirken. Hafta sonu ay burcunuzda seyahat ediyor. Bu da biraz daha kendinizi öne çıkaracağınızda kişisel bakımlarınız, kişisel alanlarınız, kişisel konforunuzla ilgili noktalarda çok rahatlıkla hareket edebileceğinizi gösteriyor. Önerim şu özellikle cumartesi günü. Kişisel noktalarınıza yönelin, kalabalıklara çok girmeyin, biraz daha fazla farklı sorumluluklar, hani birilerine yardım edeceğim diye gereksiz yükler almamaya çalışın. Hafta sonu bu anlamda kişisel alanlarınızı daha fazla beslemeniz gerektiğiyle ilgili e, uyarı veriyor çünkü. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerinin size mucizeler getirmesini, sağlıkla, afiyetle, tamamlanmasını, işlerinizin su gibi akmasını canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın, güzellikler sizin olsun.